Bize benlerini inceletmek üzere gelen hastalarda, benlerini merak eden hastalarda takip ettiğimiz bazı adımlar var. Öncelikle benleri çıplak gözle kontrol ederiz. Bir dermatolog çoğu beni çıplak gözle ayırt edebilir. Bunların kötü huylu olup olmadığının farkına varabilir. Ama bazı benlerde çıplak gözle muayene yeterli olmuyor. O zaman bazı cihazlara başvuruyoruz. Bize bu konuda en çok kolaylık sağlayan cihaz bilgisayarlı dijital dermatoskopi dediğimiz cihaz ve yöntem. Bu yöntemde öncelikle hastanın çıplak gözle olan yani makro fotoğraflarını alıyoruz ve gövdeyi bölgelere ayırarak işte gövde, kol, bacak, baş gibi bu bölgelerde olan benleri işaretliyoruz ve önemli bulduğumuz benleri mikroskopik olarak kaydedip bilgisayar ekranına yansıtıyoruz. Bilgisayar ekranına yansıttığımız benlerde bazı mikro düzeydeki anatomik değişiklikleri gözlemleyerek bu benim kötü huylu olup olmadığını ya da kötü huylu dönüşüm potansiyeli taşıyıp taşımadığını ayırt etmeye çalışıyoruz. Bu yöntemle yaklaşık %95-%98 arasında tanı kesinliğine ulaşmak mümkün oluyor. Eğer kötü huylu bir ben yakaladıysak bunu hemen cerrahi tedavi için yolluyoruz. Bu benler çıkarılıp patolojik tanı için patologlara gönderiliyor. Bazı benler ise o an için kötü huylu olmamakla birlikte kötü huylu dönüşüm potansiyeli taşıyor. Bu aldığımız bu tür benlerde aldığımız görüntüleri bilgisayar ortamında saklıyoruz ve benlerin önemine ve sayısına göre hastamızı belli aralıklarla 6 ay olur, 1 yıl olur, bazen 3 ay olur tekrar çağırıp görüntüleri yeniden alıp her iki görüntüyü karşılaştırıp ben de kötü huylu bir dönüşüm olup olmadığını ayırt etmeye çalışıyoruz. Son aşama işte biraz önce de söylediğim gibi patoloji aşaması. Şüpheli gördüğümüz, çıplak gözle ayırt edemediğimiz benleri çıkartıp patolojik incelemeye tabi tutuyoruz ve son tanı o şekilde konmuş oluyor.